Merhaba. Umarız şirketiniz çok başarılı olur ve her şey istediğiniz gibi ilerler. Sizlere ilk olarak belirtmek istediğimiz konu, ilk defa bir şirket sahibi olduğunuzu biliyoruz ve faaliyet gösterdiğiniz alan ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olmamız nedeniyle aklınıza takılan birçok konu olduğunun da farkındayız. Lütfen kaygılanmayın. Sürecin her adımında yanınızda olacağımızı ve aklınıza takılan en ufak konularda bile her zaman e-posta, Online görüşme vb. şekillerde ulaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. Önemsiz bir konu için rahatsız etmeyeyim gibi bir düşünce lütfen aklınızda olmasın. Sizlerin bize ileteceği her sorunun bizim hizmetlerimizin sürekli gelişim sürecine de çok faydalı olduğunu belirtmek istiyoruz. Evet başlıyoruz. Şirketiniz olunca ilk olarak bilmeniz gereken konu hangi resmi ödemelerden sorumlu olduğunuz. Temelde iki tip resmiyi ödemeden sorumlusunuz. 1. Bağkur ödemeleri. 2. Vergi ödemeleri. Bu ödemelerin nasıl, ne zaman ve ne kadar yapılacağı konusunda bizler sizleri yönlendireceğiz. Ödeme adımlarını gösteren dökümanları da sizlerle paylaşacağız. İlk resmiyi ödememiz Bağkur. Genç girişimci değilseniz Bağkur primi ödemeniz gerekiyor. Bağkur primleri en geç her ay sonu internet bankacılığı üzerinden TC numaranız yazılarak yapılıyor. İnternet bankacılığına girildiğinde hangi menü adımından ödeneceği arkadaşlarımız tarafından size uzaktan bağlantı veya tercih ettiğiniz şekilde sizlere anlatılacak. Bağkur ödemelerinizi yapmanız için bir belgeye ihtiyaç bulunmuyor. TC numaranız yeterli. Ayrıca Bağkur ödemeleri herhangi bir bankadan yapılabiliyor. Bağkur ödemelerinin vergi ödemelerinden temel iki farkı biraz önce bahsettiğimiz konular. Devlet bankasında hesap açmanıza gerek bulunmuyor. Ayrıca ödeme yapmanız için bizden size bir ödeme belgesi gibi bir evrak gönderilmesine gerek bulunmuyor. Ödeme zamanları ise tarafımızdan mailing yapılarak hatırlatılıyor. Mail adresinizi bu tip hatırlatmalar için listemize ekliyoruz. Bağkur ödeme tutarı her yıl veya 6 ayda bir asgari ücret artışına paralel olarak artıyor. Bağkur ödeme tutarı aylık düzenli ödeme yaptığınız takdirde 3957,17 TL'dir. Bu noktada son ödeme tarihlerini kaçırmamak önemli yoksa ödeyeceğiniz tutar maalesef artıyor. Genç girişimci iseniz 12 ay boyunca Bağkur primi ödememe hakkınız olması nedeniyle bu haktan nasıl faydalanabileceğiniz konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Bu noktada vergi dairesinden genç girişimci yazısının talep edilmesi ve sigorta müdürlüğüne başvuru yapılması gibi adımları beraber gerçekleştireceğiz. Bağkur ödemeleri ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar, ama aklınıza takılan sorular var ise lütfen bize sormaktan çekinmeyin. Evet diğer resmi ödeme ise vergi ödemeleri. Vergi ödemelerinde bizden size ödeme yapmanızı sağlayacak tahakkuk fişi denilen bir evrak gönderilecek. Bu tahakkuk fişi ile devlet bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden, veya herhangi bir bankanın kredi kartı ile internet vergi dairesinden veya mobil uygulamasından ödeme yapabiliyorsunuz. Vergi ödemeleri Bağkur ödemelerinden farklı olarak ayın farklı zamanlarında gerçekleştirilmesi gerekebiliyor. Temelde 3 tip vergi ödemeniz gerekli. 1. Katma değer vergisi ödemesi. 2. Muhtasar stopaj ödemesi. 3. Gelir geçici vergi ödemesi. Yukarıdaki ifadelerin şu an sizler için çok fazla bir şey ifade etmediğinin farkındayız. O yüzden de çalışma arkadaşlarımız ile yapacağınız ilk toplantıda bu konularda detaylı bir bilgilendirme yaparak, sürpriz bir vergi ödemesiyle karşılaşmamanız için bir vergi planlaması çalışması yaparak, takvim üzerinde yer alan vergi tutarları ve tarihlerini sizler ile paylaşacağız.